Bu maskara ne kadar meşhur oldu ve inanılmaz beğenildi değil mi? Hadi bakalım bir de gelin suya dayanıklı versiyonunu deneyelim. Önce kepik kıvıracağım. Çünkü kepiklerim çok düz. Kepiklerimi kıvırdım. Şöyle klasik fırçası. Normalde çok aşırı sevdiğim maskaraların suya dayanıklı versiyonları normalleri kadar güzel performans göstermiyor. Bunda da aynısı arkadaşlar. İnanılmaz. Bak çok güzel ama diğeri normali daha güzel. Şu an tek kat halini görüyorsunuz. Bir kat daha süreceğim. Gördüğünüz gibi normal versiyonu kepiklerimi uçuruyorken bu versiyonu daha cılız gösteriyor. Yine çok güzel. Yine yani kepiklerim gün boyu düşmüyor ama kesinlikle normal versiyonu yani daha uzun ve hacimli yapıyordu kepiklerimi. Bence Yves Saint Laurent'de de düşündüğüm hayal kırıklığına uğradım. Kesinlikle normal versiyonlar daha iyi suya dayanıklı versiyonlardan maalesef. Ama bu da maalesef yani bu da hiç kepiklerimi gün boyu düşünmüyor. Yani suya dayanıklı versiyonu hep kıvrık kalıyor. Ama istediğim hacim olmadıktan sonra benim için neredeyse 2000 liraya varan fiyatını hak etmemiş oluyor.